Aydın Ekonomi Dergimiz Sektörel. Bu sadece bu mühendislerin termodinamik denen ısı biliminde gördükleri bir konu, entropi. Sosyal bilimlerde de var bu kavram. Sosyal bilimlerde de sürekli olarak kaynaklar kullanılırken bir verimsizlik var ve de devamlı bir düzensizlik var. Toplumlar sürekli olarak düzenden düzensizliğe, işte barıştan savaşa, dinginlikten kaosa doğru hareket halindeler. Sürekli olarak. Eğer bunları durdurmazsanız bahçenizi bırakın, hiçbir şey yapmayın. Ağaçlar varsa böyle birkaç gün sonra her şey güzel. Kendinizi bırakın, hiç bakmayın kendinize. Birkaç gün sonra aynada kendinizi tanıyamayabilirsiniz. Bir bebeğin sağlıklı bir bebeğin yani vücudundaki o mükemmellikle, işte benim yaşımdaki bir insanın vücudundaki sağlığındaki mükemmelliği düşünün, devamlı bir düzenden düzensizliğe, hatta kötüye gitmek var. Entropiyi ortadan kaldırmak imkansız. Yani sıfırlamak imkansız. Düzen, kendini koru demek imkansız. Dolayısıyla bunu ancak azaltabiliyorsunuz. Erken teşhisini böyle gibi. Ondan sonra da müdahalelerde bulunmak. Ondan herhangi bir müdahale yapmazsanız, tabii eminim sizin şirketinizde mesela SAP sistemleri kullanılıyor. Büyük olasılıkla bilgisayar sistemlerimiz vardır. Bütün bunların altında yatan o düzensizliği bir düzene sokuyor. Dolayısıyla da ilk konumuz doğru insanı işe almak. Yönetici olarak. Bu odada hemen hemen herkesin insan yönettiğini düşünüyorum. Yönetmeyenler de dönemlerde yöneteceklerdir. Dolayısıyla yöneticilerin bence yapmaları gereken en önemli şeylerden, başlıklardan bir tanesi doğru insanları seçmek. Çünkü doğru insanları seçmezseniz çok ciddi maliyetleri var. Yanlış adamın, yanlış insana ödediğiniz ücret var. O insanı seçerken harcadığınız zaman, maliyet, para var. En önemlisi, diğer çalışanların gözünde siz yönetici olarak şöyle gözüküyorsunuz, algılanıyorsunuz. Yani bizimkiler doğru düz bir adam işi alamıyor. Dolayısıyla yanlış insanla işe almanın hakikaten çok ciddi masrafları var.